Selam arkadaşlar. Şimdi de Burak'ın motorunu almaya geldik. NMAX 155 alıyor kendisi. Evet. Ekipman tam bu sefer. Geçen sefer kask yoktu. Vardı da yoktu. Ya vardı da getirmemişti yanında. Şimdi arabayla geldik. Tahmin etmiyorduk. Sürpriz olmuştu. Aynen öyle. Yamaha Daloğlu da aha da burası. Şimdi buradan çok rüzgar gelecek. Şöyle tutalım. Baskına vurdum. Bakalım Burak'ın motoru burada. İşte içeride mi? İçeride değildir. Mat gri NMAX 155 aldı. Onun da kanına girdik. 155'ler çoğalıyor. Hadi girelim bakalım. Burak'ın motorunu da alalım. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Sen nasılsın? Aşağıda mı burada mı? Aşağıda burada. Aşağıda mı? Ben aşağıdan muz getireyim abi sen. Nereden çıkmış? Abi ne içersiniz? Kahve söyleyeyim mi? Olur. Olur. Abi nasıl içiyorsun abi? Sütlü olsun. Sütlü. Tamam. Şekersiz. Bak abi. Aynen. Şekersiz. İki tane sütlü kahve alabilir miyim? Biraz gezelim. Şunu da şükür şuraya koyacağım. Koy koy. Daloğlu'nu biraz gezelim. Delight burada. NMAX. Bak gördün mü 125'lerin jantları. O eski. Yenileri. Bak yeni de 125 jant siyah. Ha yeni 125'lerin jant siyah. Ayrıyeten koltuk da değişmiş aynı, arkadaşlar. Süspansiyonlar aynı. Süspansiyon da değişmiş. Oo 2017 demek ki sağlam gelmiş. 2017'de güncellendi motorların hepsi. Arkadaşlar bilginiz olsun 2017 alırsanız 155'teki gibi aynı görüyorsunuz. Hiç farkı yok. Süspansiyonları da büyük ihtimal değiştirmişler. Jant siyah bir tek beyazda gri. Koltuk da aynı. Yani tek farkı ne kaldı? Tek farkı motoru kaldı. Kırmızısına da gidelim. Gördüğün gibi herhalde. 125'in kırmızısı da mat da mı gelmiş? Aha. Vay bir aynısı. Vay 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 vay. 125'in mat kırmızısı da gelmiş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçi ben pek sevemedim bu kırmızıyı ama. Sel altı falan aynı. Bu arada USB çakmak girişi, daha doğrusu USB girişi normalde şurada olması lazım ama Türkiye'ye gelen modellerin hiçbirisinde olmayacakmış. O benim şansım. Ben alırken benimkinde opsiyonel yazmıyordu sitede. Ben onun resmini çektim, ekran görüntüsünü aldım. O yüzden benimkinde olacak. Şu anda yolda geliyor siparişte. Gelince takılacak. Büyük ihtimal bir tek benimkinde olacak o orijinal. Türkiye'de tek. Ha, para verip getirtebiliyormuşsunuz bu arada ama dünyanın parası da büyük ihtimal. Bu da benim aletin sıfırı. Güzel aletler ya. İşte. Şunun bir 300'ü gelse. 10.300. Yalnız egzoz. Akropovic. Fiyatı çok iyi abi. Bacak koruma falan var, sırt dayama seti var, uzun cam var. Bu uzun cam da 670 TL'ymiş. Şu yan taraflara pet koymuşlar çizilmesin diye. Şu artçı için mantıklı ha. Şu ayak dayama. Eyvallah, çok sağ olun. Biz bir kahvelerimizi içelim, motor gelsin. Ondan sonra motoru alırken devam ederiz arkadaşlar. Burak'ın motoru geldi, teslim alıyoruz şimdi. Hayırlı olsun.
Eyvallah. Şimdi abi, daha önce Yamaha kullandın mı? Bunların hepsini biliyorum. Tamamlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. MX'i biliyorsun genel olarak. Yine ben anlatayım abi sana. Şimdi soldaki düğmen yol bilgisayarını değiştiriyor abi. Select düğmesi. Tamam. Bilmeyenler için. Şimdi şöyle en baştan başlayayım. Odo motorun sıfırdan itibaren 2 kilometresi. Tamam. Trip F benzin lambası yandıktan sonra çıkar sadece. Benzin lambası yanalı kaç kilometre olduğunu gösterecek abi sana. Hı hı. Mesela 300 metre önce benzin lambası yanıp sönmeye başlamış. Tamam. Trip 1 ve Trip 2 senin ölçmek istediğin kilometreler abi. Kilometre ölçmek istersen eğer buradan sağdan sıfırlayabiliyorsun. Tamam. Oil trip yağın değişim kilometresi. Tamam. Binde veya 6 haftada rodaj bakımına gelmen gerekti abi. Tamam. Yağ değişiyor. Tamam. Bir belt kayışın değişim kilometresi. Kayış değişimi olduktan sonra 19.000'de değişiyor kayışın. Tamam. Değişimden sonra servis bunu sıfırlamayacak. Şimdi burada full ekonomi. Burada 100 kilometrede de anlık olarak kaç diye yaktığını gösterecek abi sana. Şimdi onu anlık değil de ötekine çevirme nasıldı? Onu göstereceğim abi sana orada. Bir sonraki menü de o. Tamam. Bu anlık olarak 5 saniyede bir kendini otomatik olarak günceller. Tamam. Bir kere daha bastın abi. Burada da 100 kilometrede 5 litre yakmış işte, mesela. Tamam. Ama şu andaki yol yapmadığı için böyle gösteriyor. Tamam. Bunu 100 kilometre sağdakine basılı tuttuğun zaman sıfırlıyorsun abi. Onun haricinde benzin göstergen abi. Tamam. Saatin, tamam, kilometre sayıcın, ekonomi göstergen. Tamam. Yukarı doğru aşağı inip çıkar. En aşağıdayken full, yani en fazla sarfiyatı gösterir. En yukarıdayken de ekonomi modundasın. Ekonomi göstergen yani kısacası abi bu. Tamam. Onun tam haricinde tersi de oluyor galiba. Tabii tabii. O bir şeyi değiştirince artmaya başlıyor. Şimdi normal artı yani burada çıkan yukarı doğru çıkarsa eğer ekonomik modda gidiyorsun demektir abi. Hı-hı. Eğer burada bir şey çıkmıyorsa veya yarım çıkıyorsa yarı ekonomide gidiyorsun belki demektir. Belki tam tersi. İşte onu. Hı-hı. Şimdi ayarlarız abi onu da. Şurada arıza lambalarını göstereyim. Şimdi ABS lambası hareket ettikten sonra sönecek abi, tamam, okumaya başladıktan, tamam, sonra. Onun üstündeki mekanik arıza lambası. Herhangi, tamam, bir mekanik arıza olduğu zaman o lambayı yakar. Tamam. Sağ en sağ köşede de hararet göstergen var abi. Yani hararet lamban var. Motosikletin eğer kendini soğutamazsa, hararet görürse bu lambayı yakar. Motosikleti kullanmamaya çalış abi. İlk 200 kilometre frenlere dikkat etmen gerekli abi. 200 kilometreye kadar çok iyi tutmaz frenleri ve lastikleri. Evet. Lastik. Hava basınçları değişebilir abi, 1-2 bar, bilgin olsun. Tamam. Onlara baktınız değil mi? Tabii tabii, kontrol, tamam, edildi abi onlar. Ama dediğim gibi 1 veya 2 bar farklılık olabilir, bilgin, tamam, olsun abi. Uzun, kısa. Tamam tamam. Yani biliyorsun onları abi, tamam. Sırf şu şey yeterli. Tamam. Tamam abi. Başka? Başka hiçbir şey yok. Tamam. Başka hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi şasi numaranın yerini göstereyim abi. Şurada senin. Aynen abi. Sen her şeyi biliyorsun abi. Biliyorum. Aldık arkadaşlar motoru. Şimdi hazırlanacak Burak. Bineceğiz, gideceğiz. Şimdilik bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı da unutmayın. Çok teşekkürler şimdiden. Görüşmek üzere.